öldür ama bu Abbaslan'ın hakkını ver. Bak büyük iş başardı. Ben kimsenin hakkını yemem Tufan abi. Oğlum kimse değil, yeğenim de onu diyorum. Şimdi Allah için hepiniz söyleyin. Ha bu uşak sabaha kadar malları depolardan kaldırmasaydı Tuncay bize burada piknik yaptırır mıydı? İlyas, Tufan doğru söylüyor. Bak Alparslan'ın yaptığı büyük işte. Hazır bir şey söylesene. Hazır yeri gelmişken şunları da barıştır artık. Küs değiliz tipi abi. Yok bir de küsseydin bana. İlyas, Alparslan konusunda seninle aynı şekilde düşünüyoruz. Yeğenimiz sever gizli iş çevirmeyi. Evet yaptığı çok yanlış. Ama bazen yanlışlardan doğrular çıkabilir. Şimdi bu gibi durumlarda kucaklayıcı olmak lazım ki bir daha gizli iş çevirmesini. Reis sözünü kesiyormuş gibi oluyorum ama ben bu konuda İlyas'a hak veriyorum. Aynı fikirdeyim onda. Gecenin bir vakti haberimiz olmadan depolarımız boşaltıldı. Tığtefer, Şahı, Merdan kaldık ortada. Paralar nerede? Bilmiyoruz. Mallar nerede? Bilmiyoruz. Soruyoruz cevap? Güvende abi. La madem güvende, hepimiz buraya toplanmışız, sohbet ediyoruz. Bize niye söylenmiyor? Tehlike daha geçmedi mi? Tehlike geçmedi Boran. Alparslan size güvenmemekle bence doğru bir şey yaptı. Güvenmiyor değilim Ünal Bey. Ola ki içimizden birini zor duruma düşürürlerse kimse sıkıntıya girmesin diye söylemiyorum. Kim? Kim bizi zor duruma düşürecekmiş, kim? Ya Allah korusun, başına bir şey gelse, Allah esirgesin. Ne yaparız ya? Sıfırdan başlarız, iş portadan başlarız hepimiz. Oh, tertemiz olmuşuz. Zaten sorumluluk da Hızır'da. Alparslan almış malları, filanca depoya götürmüş, falanca yere gömmüş. Ya bize ne? Vallahi ben de öyle bir rahatlamadım değil Tufan. Ben senin niye rahatladığını iyi bilirim de. Malda mülkte gözüm yok. Alparslan'a feda olsun. Vallahi billahi yemin ediyorum arkadaş, bunlar beni deli etmek için yapıyor. Yoksa bu rahatlık, bu rehavet niye size çöksün ki? İlyas arkadaş. Arkadaşlığımız çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu arada sen bana bir şey söyle. Biliyordum de, haberin vardı de, kapansın bu konu. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benden habersiz bütün mallarınızı buna teslim ettiğiniz için de mallarınız umurumda değil, bilesiniz. İlyas, Tufan'ın da dediği gibi. Yeğenim bu operasyonu yapmasaydı Tuncay'ın bastığı bütün depolar dolu olacaktı. Her şeyimize el koyacaklardı, üstelik hepimiz de içerideydik. Abi yeğenimizi ikimizin yerine de gayet takdir ettin. O yüzden benim senin lafının üstüne herhangi bir laf söylememe gerek yok. Söyle söyle. Önce malların yerini öğren bari, sen öğren, ondan sonra söyle. Boran, ben bir şey bilmiyorum, mallarınız umurumda değil, anladın? Ula Boran, malların nerede olduğunu bilmese ha bu Hızır böyle rahat oturur mu? Ya reis, madem biliyorsun insan bir göz kırpar ya. Beyler, daha çok üzerimize gelecekler. Bence Tufan'ın dediği gibi bir süre çok temiz yaşayın. Ben yurt dışına tedaviye gideceğim. Orada gereken bağlantıları kuracağım. Döndüğümde umarım her şey yoluna girer. Sizler de mallarınıza ve paranıza kavuşursunuz. Ne kadar sürer bu Ünal Bey? Ya sen de ne taktın bu konuya Boran? Sende yok mu bu yeşillerin kalıpları? Var. Bas işte yenilerini. Basamam. Geri zekalı Tekin kağıtları da göndermiş.